Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin İsmail. Buyurun, buyurun geçin, ben de hemen geliyorum. Tamam, o zaman biz şöyle buyuralım. Şöyle, gelsene. Şöyle buyuralım. İşte sana bahsettiğim kafe burası kanka. Güzel. Ha? Buranın kekleri muazzam. Yani ben işte bu keklerden yemek için sadece buraya gide gele, gide gele hanımefendiyle de tanışmış bulundum, sahibi. Çok hoş bir kadın yani, tatlı bir insan. Açıkçası bence çok hoş. Yani ben çok hoşlanıyorum diyebilirim. Ya tamam ya, sana şey diyeyim, ben biraz seviyorum onu da. Aşık oldum ben. Çok aşık oldum oğlum, ben onunla evlenmek istiyorum. O olmazsa ben yaşayamam bacan, ne yapacağım ben? İsmail ne yapıyor, kendine gel. Çok ya. Seviyorum. Tamam oğlum, ne yapıyorsun? Çocuk gibi ağlıyor mağlıyor, bu duygulan hakim oluyor. Kızlar böyle sevmez bu tarz adamları yani, bir sakin ol. Var mı sevgilisi falan? Yok abi, onu bilmiyorum, bugün soracağım. Ama eğer sevgilisi varsa bizim köye git. Dedemin evinde bir tane sandık var. Orada eski bir tabanca var, tamam mı? Onu al, gel beni vur çünkü ben yaşayamam. Abi ben onu çok seviyorum, çok aşığım ben ona. Paşa. Sen ne hale geldin ya? Allah Allah. Bunu bırak da nasıl soracağım? Direkt soracağım işte, sevgilin var mı diyeceğim. Oğlum öküz gibi sorulur mu? Sorulmaz öyle sakın. Kızlar sevmez öyle. Bak kardeşim, ilişki satranç gibidir. Dans gibidir, oyun gibidir, paslaşma gibidir ilişki. Abi ben hiç öyle bilmiyorum. Dans, futbol, pas, hiçbir şey bilmiyorum. Ben ne yapacağım ya? Ne olur yardım et, ne yapacağım ben? Tamam, ben yanındayım oğlum, merak etme. Ben halledeceğim. Yok değil mi burada? Şimdi medeni insanlar gibi açıyorsun, Instagram'ını stalkluyoruz kızın, aç. Ha, Instagram'ını. Tabii oğlum, orada vardır her şey. Sevgilisi var mı yok mu hep anlayacağız yani, ver. Al. Bu mu kız? Evet. Bu ne ya? Var mı? Var mı? Var mı? Sevgilisi mi var? Var mı oğlum? Baksana oğlum, 7 tane ayrı erkekle fotoğrafı var bu kızın, böyle kafa kafaya falan vermiş bu. Allah Allah, ne ya bu? E ne yapalım abi, başka çare kalmadı. Ne yapayım? Direkt gideceğim, soracağım yani. Ya sorulmaz, Allah Allah, ne diyeceksin ya? Sevgilin yoksa sana yazılacağım mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Olmaz. Hayır abi, sevgilin... Anlıyorsunuz ki, hadi sus. Anlarız şimdi, gelsin, anlayacağım ben seni. Bana bak. Sus sus, panik yapma, belli ediyorsun. Her şeyi belli ediyorsun. Gelmedi kız daha zaten. Kusura bakmayın. Abi türlü gelemedim. Selamlar, tekrar hoş geldin İsmail. Teşekkür ederim. Benim merhaba, ha. Ben Çiçek, hoş geldiniz. Paşa, ben de hoş bulduk. Ben de memnun oldum. Ne alırsınız? Kek alırız. Sizin yaptığınız o lezzetli keklerden alırız. Kekler muhteşem. Böyle o kekleri öyle bir yapıyor ki, o kekleri böyle yeme de yanında yat onların. Yani o kadar güzeller ya. Sen de kek söyle. Kek yani, bayağı metodik keki. Kek yiyeceğiz. Ya burada tek başına çalışıyorsunuz, çok zor olmuyor mu ya tek? Yani evet, muhasebesiydi, pastasıydı, böreğiydi, her şey bende. Erkek arkadaşınız yardım etmiyor mu? Yani erkek olsun, kadın olsun, bütün arkadaşlarım çok yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. Özel bir erkek var mı yardım eden? Yani benim için bütün arkadaşlarım, bütün erkek arkadaşlarım çok özeldir. Tabii, tabii. Evet. İyi, ben hemen kekleri getiriyorum. Okay. Zaten evet, hazırım. Evet. Tamam. Teşekkürler. Bu ne lan kız? Bayern Münih gibi top çeviriyor kız. Nasıl cevap ya bu? Oğlum, bence gidelim, bayağı direkt soralım ya. Abicim sorulmaz diyorum ya. Bu soruyu soran hiçbir arkadaşım muvaffak olamadı. Sorulmaz. Kızlara bu soru sorulmaz. Bekleyeceğiz. Bir acele etme ya, buradayız daha. Dur bakalım. Telefonu çaldı. Ya açmayacaktım biliyor musun? Bir haftadır senden haber bekliyorum ben. Anlarız şimdi ne olduğunu, sen dur. Ya ama beni çok ihmal ediyorsun. Eyvah. Ya tamam, hemen de gönlümü alıyorsun. Olur, görüşelim. Ama benim aldığım kravatı tak, tamam mı? Hayır, önce sen kapat. Ya sen kapat. Aa, başımız sağ olsun, kız gitti. Ya sen, sen kapat. Ben değil, sen. Ulan sen kapatın artık biriniz, dayanamıyorum yeter. Tamam tamam, peki ben kapatıyorum. Tamam hadi, olur. Hadi görüşürüz. Öpüyorum seni dayıcığım, hoşça kal. Dayı mı dedi o? Dayı dedi. Bir dakika, dayıyla dayıcığım kapatıyorum dedi. Kapanır yani o. Nasıl dayı ya o? Oğlum, insanlar dayısını sevebilir. Seninki gibi aile bağları belki bu kadar kuvvetsiz değildir. Ne alakası var ya? Boş ver, yine anlayamadık. Abi bence direkt gidelim, soralım ya. Sorulmaz, lütfen. Sorulmaz abicim ya. Kadınlar sevmiyor bunu diyorum, sorulmaz. Bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bekle. Geliyor. Ah şey, buyurun, kekler de geldi. Çok teşekkür ederim. Sizde de bir türlü
Sohbet edemedim, kusura bakmayın. Çünkü arı gibi çalışıyorsunuz Çiçek. Adınız Çiçek ama arı gibi çalışıyorsunuz. Zor olmuyor mu böyle? Hep yalnız, hep yalnız. İşte yalnız, evde yalnız. Yani yalnız yaşamak zor ya. Yani evet, Allah'tan ben evde yalnız değilim. Carlos var. Carlos varmış kanka. Duydum kanka. Carlos varsa, Carlos iyi ya. Carlos. Carlos. İspanyol mu? Sana ne ya? Sana ne, niye soruyorsun ya? İspanyol mu? Allah Allah, Çiçek Hanım çalışacak, işi gücü vardır. Zaten şu saatten sonra baksın işine baksın, gücüne baksın değil mi? Yok yok, hiç sıkıntı yok. Evet, Carlos İspanyol Paşa Bey. İspanyolmuş Paşa Bey. Ne güzel. Güzel yani. Yani bir görseniz, o kadar güzel bir şey ki gerçekten. Ben o varken kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. Doğrudur yani. İspanyol abi, onlar hem sahada olsun hem evde olsun güven verirler insana yani. Sen ne anlatıyorsun ya? Yok yok, çok haklı. Gerçekten öyle. Ya bir görseniz o kadar tatlı ki ben eve adımımı atar atmaz bütün hep ellerimi ayaklarımı yalıyor. Herkesin bir merakı var tabii canım. Ben de mesela kulak görünce dayanamam kulağa. Bildiğim çok iyi oldu kanka. Çok yakışıklı bir şey. Size bir de fotoğrafını göstereyim. Bakacağız bakalım, ne yapalım? Bakın. O köpek bu! Köpek bu! Ay yerim ben o köpek! Çok tatlı değil mi? Köpek bu! Ay kıyamam ya! Ay yerim ben seni. Köpek misin sen? İt oğlu it misin sen? Yerim seni be. Nerede geziriyor sen karnısın? Nerede geziriyor karnısın? Gelir mi bence beraber gezirelim mi karnısın? Şey. Aa, Mustafa. Çok affedersiniz. Aşkım. Aşkım. Aşk mı? Aşk. Aşkmış kanka. Aşk dedi. Bitti. Otur, bitti bu sefer. Adam kesin aşık. Aşkımız. 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 Ya aşkım. Ne oluyor lan? Nerede sizinkilere de? Aşkım! Aşklarımız! 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 Herhalde da bunlar şey lan, Ice White Shot'taki gibi grup. Oğlum belli ki sevecen insanlar, saçmalama ya. Cumartesi Tuzla'ya geliyorsunuz değil mi aşklar? Kocam çok güzel mangal yapacak çünkü. Aynen, biliyorsunuz mangalda üzerime yoktur. Hepinizi Tuzla'ya bekliyorum. Tamam, tamam. Babanı götürdü, güzel dur. Sadıkçığım, sizi hangi rüzgar attı acaba buraya? Karıcığımın sırtı ağrıyormuş. Fizik tedaviye gidiyoruz. Aa, benim bir tanem beni hep düşünür aşkım. Babanı götürdü. Lan iyisi, inadı kaldı kız ortada. O zaman Tuzla'da görüşürüz. Aynen. Işlerim. Biz seni görüşürüz. Görmek için şöyle bir uğramıştık. Hadi biz de sizle çıkalım. Hadi görüşürüz. Aşk, 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 aşk. Kendine iyi bak. Aşkım. Aşk, aşk, aşk. Aşk. Bir kapat beni. Hadi, hadi. Bu son olan şişman aldı ya, iyi oldu ya. Ne oldu lan? Niye ağlıyorsun? Abi vallahi çok sinirim bozuldu. Gidelim direkt soralım ya. Oğlum sorulmaz diyorum sana ya. Kadınlar nefret eder bundan. Sorulmaz ki. Ne yapacağız abi? Neyi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Aşkım. Aşkım, Tuzla'ya gelirken o sürekli bahsettiğim birilerini alıyorsun. Seni de gebertirim. Kız bir anda zayıflamış gelmiş ya. Boş kız. Kankacığım. Konuyu odaklanalım. Başınız sağ olsun, kız gitti ya. Vallahi, vallahi. İyi, iyi en azından. Yani bilmek bilmemekten daha iyi ya. Alo Mutlucuğum, nasılsın? İsme bak, nispet yapar gibi. Ya bizim Feride ile Mustafa hafta sonu cumartesi günü bir mangal partisi yapacaklar. Ben de şimdi senden çok bahsettiğim için seni de gelmeni istiyorlar. Gelir misin be kuzen, ha? Kuzen mi? Kuzen mi dedi? Kanka kuzen mi dedi?
Vallahi kuzen, abi yemin ederim ben artık böyle garip sinyalleri almaktan radyoaktif tehlike geçiriyorum. Ben gideceğim, soracağım ya vallahi. Abi direkt soracağım ya, ölüyorum. Sorulmaz abicim. Neye sorulmaz? Bırak beni, vallahi soracağım abi. Ya vallahi canım gitti ya. Bak bunu yapan bütün arkadaşlarım kaybetti, kabul etmediler. Sorulmaz kadınlara böyle şeyler. Bak yarın yine geliriz, hadi. Yeter, yorulduk bugün, gel otur. Sorulmaz diyorum ya. Geç. Çiçek Hanım, selam. Ah, merhaba Bahadır Bey, hoş geldiniz. Buyurun, geçin oturun. Ya Çiçek Hanım, size bir şey söyleyeceğim. Ben ne zamandır sizin kafenize böyle gidip geliyorum biliyorsunuz. Aramızda da güzel bir sohbet oldu. Ben sizden çok hoşlanıyorum ya. Eğer bir erkek arkadaşınız yoksa ne bileyim benimle çıkar mısınız? Hayvan gibi sordu bak gerizekalı. Bak acayip reddedilecek şimdi bak. Kızlar hayatta sevmez, sorulmaz abi. Hayvan gibi sordu çocuk, izle bak. Yani yok sevgilim. Aslında böyle bu aralarda bir ilişkiye falan ihtiyacım da var gibi. Şimdi siz böyle birden net sorunca da benim çok hoşuma gitti. Ya ben çünkü netlik seviyorum. Ya olur, çıkarım. Harika. Ay çok iyi oldu. Şey, o zaman biz arka bahçede birer kahve içelim. Arka bahçe, süper. Evet, buyurun gelin. Buyurun. Oğlum arka bahçesi var lan mekanın. Oraya oturaydık keşke lan. 10 numaraymış orası. Böyle sedir, minderler falan var ha. Kanka, birini dövmeden önce direkt sorulur mu? Sorulmaz. O zaman başlayalım kanka dövmeye. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de sor.